Ankara'dan hepinize güzel bir hafta sonu, güzel bir pazar günü diliyorum efendim. Başkent Kulisi'ne hoş geldiniz. Bu hafta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez Başkent Kulisi'nin konu olacak. Çok önemli bir alan. Hem enerji konusu çok dinamik bir süreçte yaşanıyor. Aynı zamanda madenler, tabii kaynaklar sahasında da çok önemli bir takım sorular var, önemli gelişmeler var. Bu alanda önemli bir konu. Sayın Bakan'a bu konularda etraflıca sorularımızı yönelteceğiz. Öncelikle hoş geldiniz. Bizi ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Ben de size hoş geldiniz demek istiyorum. Sağ olun. MTA'nın bu bahçesinden yapmış olduğumuz bu yayın vesilesiyle tabii tüm izleyenlerimin de ayrıca iyi günler dilemek istiyorum. Sağ olun. Burası hani Ankara'dan yapıyoruz yayınımızı. Ankara'da MTA kampüsünden bu yayını yapıyoruz ama etrafımız yemyeşil. İzleyicilerimiz hani burası Ankara mı? Neresi Ankara'nın diye sorabilirler. Sizin arkanızdaki görüntülerden Ankara'yı iyi bilenler Ankara'da olduğumuzu çıkartabilir ama bu kadar yeşilin içerisinde nerede olduğumuzu isterseniz sizden dinleyelim. Evet, MTA'nın kampüsü aslında klasik olarak tarifi ODTÜ'nün hemen doğu istikametinde kalıyor. Eskişehir yolu üzerinde. 1965'ten beri MTA bu komplekste çalışıyor. Hakikaten bizim çok eski köklü kuruluşlarımızdan birisi. Maden arama kurumu olarak kısaca söyleyebiliriz. Hatta işin başında petrol arama işleri de MTA tarafından yapılmış ama daha sonra Türkiye Petrolleri kurulunca petrol ve doğalgaz arama işleri Türkiye Petrolleri'ne geçmiş ama MTA yıllardır maden aramaları yapıyor. Yine yıllardır yer kabuğundaki fay hatları dahil aslında birçok değerli rapora da imza atmış bir kurumumuz. Bu vesileyle de biz de MTA'ya ev sahipliği dolayısıyla da teşekkür etmiş olalım. Evet, Ankaralılar gelebiliyor mu buraya? Gelebiliyor. Doğrusu şöyle bir tabiat müzemiz var, enerji müzemiz var. Özellikle öğrencilerimiz hemen her sene okullar buraya gelip tabiat müzesinde ve enerji müzesinde güzel, eğlenceli ve bir bilgi dağarcığını artıracak bilgilerle donanıp gitmiş oluyorlar. Bütün vatandaşlarımıza da bu vesileyle halka da açık olduğunu söyleyelim. Evet. Davet etmiş olalım. Evet, yani ben 15 senedir Ankara'dayım ve yeni geldim, yeni gördüm. Hayran kaldım doğrusu. Ankaralılara da böyle bir çağrınız oldu. İsteyen gelsin. MTA tesislerinde hem müzeleri gezebilir hem açık havada yeşillikler içerisinde yürüyüş yapabilirler. Evet, evet, evet. Şimdi konularımıza başlayalım. Tabii insanlar Enerji Bakanlığı'yla program yaptığımız zaman hemen akla gelen soru şu oluyor. Çok önemli faaliyetler, önemli yatırımlar yapıyorsunuz. Sismik araştırmalar, sondaj faaliyetleri, yeni yerli gemileri Türkiye'nin alındı. Bunlar faaliyette. Doğu Akdeniz'de özellikle filo büyütüldü, araştırma filosu büyütüldü. Şimdi bu ne durumda? Hangi noktadayız? Bir sonuç alınabildi mi? Alınabiliyor mu bütün bu faaliyetlerden? Evet. Bu sorunuzu cevaplamadan önce aslında kısa bir niçin biz oradayız sorusunu belki de cevaplamaya çalışalım. Türkiye maalesef tabii enerjide dışa bağımlı bir ülke. Bizim de milli enerji maden politikamız kapsamında en önemli politik hedeflerimizden, stratejik hedeflerimizden birisi de daha çok yerli kaynakları kullanmak ve ülkeyi dışa bağımlılıktan kurtarmak veya bağımlılığını azaltmak. Bu tabii sadece Türkiye'ye has bir durumda değil. Yani özellikle baktığımızda bizim batımızda yer alan Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede özellikle yeraltı kaynaklarının yetersiz olduğu durumlarda tabii bu ihtiyaçlarını yurt dışından temin ediyorlar. Ama bizim doğumuzdaki ülkelere baktığımızda da aslında bu kaynaklar açısından oldukça zengin ülkelerle komşu olduğumuzu da görüyoruz. Bir yerde işte kader coğrafya. İşte ama çalışmadan da kaderin nasıl gelişeceğini de bilemiyorsunuz insan olarak. Biz de hem karada hem de denizdeki bu hidrokarbon diye tanımladığımız yani petrol doğalgaz aramalarımıza özellikle son yıllarda ciddi ağırlık verdik. Onun için de tabii teknik kapasitemizi artırdık. Bu işe sadece önce Barbaros Hayrettin Paşa sismik gemisiyle başlanmıştı bundan işte 5-6 yıl kadar önce. Sonrasında filomuzun kapasitesini artırdık. İkinci bir sismik gemimiz oldu. MTA'nın Oruç Reis sismik gemisi var. İlk önce Fatih
derin sondaj gemisini almıştık. Sonra Yavuz derin sondaj gemisiyle ikiye çıkarttık. Bu yıl filomuza Kanuni ismini verdiğimiz yine benzer özelliklerdeki üçüncü derin sondaj gemimizi alarak genişletmiş olduk. Yani iki sismik araştırma gemimiz, üç de derin sondaj gemimiz de filo kapasitemizi artırmış olduk. Bu bize tabii şunu sağlamış oldu. Bu tip tabii operasyonları yaparken yani geçmişte yapılmadı mı? Evet, mesela Karadeniz'de belki birazdan da konuşacağız. Orada da uluslararası yabancı ortaklarla aslında TPA bu hizmetleri yapmış ama bu hizmetleri biz ne yapıyorduk? O zaman yurt dışından bu servisi veren şirketlerle anlaşıyorsunuz ve bu sondaj hizmetlerini ondan alıyorsunuz. Biz burada istedik ki kendi imkanlarımızla hem kendi insan kaynağımızla hem de kendi teknik kaynaklarımızla bu işleri kendimiz yapar hale gelebilelim. Çünkü zaman zaman paranız olsa bile bu hizmetleri alamadığınız dönemler olur. Yani bu özellikle petrol, doğalgaz, enerji tabii çok stratejik emtialar olduğu için zaman zaman bu tip yani hizmetlerin... Yani bulduk demiyor mu? Evet. Yani şöyle diyelim ki bu hizmetleri dışarıdan almanız gerekiyor. Ancak bir takım diplomatik şeylerle, bariyerlerle de karşılaşabiliyorsunuz. Yani o şirketler size o servisi veremez hale de gelebiliyor. O açıdan biz bunu mümkün mertebe millileştirelim istemiş. Hakikaten de şu anda son derece isabetli bir karar aldığımızı daha rahat ve daha net görüyoruz. Bu kapsamda bu filomuzla biz bugüne kadar ne yaptık? İşte yaklaşık 2-3 yıldır Akdeniz'de 6 tane derin sondajımızı yaptık. Şu anda 7.'si devam ediyor. Belki harita üzerinden daha net izleyicilerimiz de anlayabilir. Şimdi şöyle söyleyelim. Harita evet biraz daha artık sık sık kullanıyoruz. Çünkü konuştuğumuz alan çok büyük bir alan aslında baktığınızda. Burası şu mavi vatan oluyor, evet, değil mi? Aynen öyle. Yani yeni tabirle artık mavi vatanımızın sınırları diyebiliriz. Burası bizim deniz yetki alanlarımızı, ekonomik yetki alanlarımızı gösteren harita. Kırmızıyla boyadığımız kısım Türkiye Cumhuriyeti'nin kıta sahanlığından kaynaklı kendi ekonomik sahası, münhasır ekonomik bölgesi. Yeşil olarak boyanan kısım ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na vermiş olduğu petrol arama üretim ruhsat alanlarını gösteriyor. Biz bugüne kadar hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bize vermiş olduğu alanlarda hem de kendi alanlarımızda 6 tane sondajı, keşif amaçlı sondajı yaptık. 7.'si de şu anda yine adanın batısında devam ediyor. Buradaki programımız yine bundan sonra da arama faaliyetleri. Önce tabii sismikleri yapmanız gerekiyor. Yani bir sondaja karar vermeden önce sismik araştırmalar yapılıyor. Onu biz şöyle basite indiriyoruz. Aslında yerin altının bir nevi filmini, MR'ını çekiyoruz. Ondan sonra onlar 6 ay, 9 ay, 12 ay boyunca çünkü binlerce data elinizde oluyor. Değerlendiriliyor uzmanlar tarafından ve potansiyeli yüksek olan lokasyonlar tayin ediliyor. Sonra da o lokasyonlarda bu keşif amaçlı dediğimiz sondajlar yapılıyor. Bir yerde biyopsi alıyoruz. Yani orada var mı yok mu sağlamasını yapmaya çalışıyoruz. Sonra o keşif amaçlı sondajdan da oradaki katmanlar, akışlar, veriler toparlanıyor. Tekrar değerlendiriliyor. İşte rezerve ilişkin varsa o büyüklükler. Teknik özellikler çıkıyor. Bu hakikaten şöyle baktığınızda yıllara uzayan işler. İşin tadı doğasında tabii bu şekilde bir süreç gerektiriyor. Bunu sadece biz değil tüm dünyada özellikle derin deniz arama ve üretim faaliyetlerinde bu tip süreçleri aşmanız gerekiyor. 20 yıl. Tabii öyle. Yani burada keşif amaçlı işte işin sismik araştırmadan başlayıp keşif sondajının yapılması varsa sonra üretim amaçlı kuyuların yapılması, daha sonra orada bir platformun dikilmesi, platformda işte üretilen petrol veya gazın rafinaj temizliğinin arıtılmasının yapılması, sonrasında onun diyelim ki karaya kadar boru hattıyla nakli gibi. Yani hakikaten biz neresindeyiz bu şu anda biz ikinci aşamadayız. Yani sismik araştırma dönemi bitti. Keşif amaçlı sondaj sürecindeyiz. Ekonomik bir keşif yakalandığında da orada o sahada tabii o zaman o sahada üretim amaçlı başka kuyular da açacağız.
Sonrasında platformun yapılması ve boru hattıyla en yakın karaya bunun nakli gerekiyor. Evet. Bunlar tabii uzun zaman gerektiren işler. Biraz sabırlı olmayı gerektiriyor. Ama bizim öteden beri söylediğimiz hani var bulacağız. Ama bulmak için de aramak gerekiyor açıkçası. Aramak gerekiyor. Arama dönemindeyiz. İyimser misiniz, umutlu musunuz? İyimserim. İyimserim. Şimdiye kadar Doğu Akdeniz'de tabii bazı keşifler açıklandı. Daha çok adanın güneyinde yer alan İsrail sahalarda, İsrail'de, Mısır'da ve Rum yönetiminin bölgelerinde. Biz daha çok şu anda tabii baktığınızda Doğu Akdeniz'in kuzey tarafında bizim sahalarımız olduğu için oralarda aramalarımızı yapıyoruz. Libya konusu, bu 27 Kasım'da yapılan deniz sınırlarını yetkilendirme anlaşması çok önemsenen bir konu Türkiye açısından da. Şimdi orada Türkiye Petrolleri'nin bir takım faaliyetler yürüttüğünü, bundan sonra da yürüteceğini sizler de söylediniz, açıkladınız. Bu yeni denklemde, yani Trablus'ta son gelişmeler herkes biliyor, ben uzun uzun detayına girmeyeyim ama Türkiye'nin desteklediği ulusal mutabakat hükümeti ciddi bir kazanım elde etti. İleriye dönük olarak kendi alanınızla ilgili olarak enerji alanında özellikle nasıl bir işbirliği göreceğiz? Yani biz orada Türkiye Petrolleri ne yapacak? Türkiye'ye geri dönüşü bu anlamda nasıl olacak oradaki gelişmeleri? Evet, bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Kasım ayında iki önemli anlaşma yapıldı. Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında. Birisi güvenlikle ilgili alanlarda işbirliği, diğeri de deniz yetki alanlarının sınırlarının belirlenmesine ilişkin. Süreç milli parlamentolardan geçti. Bildiğiniz gibi şu anda Birleşmiş Milletler'de tescille alakalı kısımda süreç devam ediyor. Bu arada tabii Libya hükümetiyle, temsilcileriyle, başbakanları başta olmak üzere çeşitli toplantılar, görüşmeler de yapıldı. Sayın Sarraç buraya geldi bildiğiniz gibi. Sonrasında da Dışişleri Bakanımız, Hazine Maliye Bakanlığımız birlikte, bizim bakanlığımızdan da bürokrat arkadaşlarla birlikte geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz, evet, bir ziyaret yapıldı. Sayın Sarraç Türkiye'ye geldiğinde de hatırlarsanız hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Sarraç özellikle enerji konusunda ve petrol doğalgaz konusunda işbirliğinin karşılıklı artırılması, geliştirilmesi konusunda bir iradenin olduğunu, niyetlerinin olduğunu karşılıklı ilan etmişlerdi. O kapsamda da şu anda Libya'da bu işbirliği nasıl geliştirilebilir, artılabilir, ona bakıyoruz. Ama tabii şu anda Libya'da öncelikli konu ve hedef orada kalıcı bir barışın, huzurun sağlanması şüphesiz. Ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin de özellikle son haftalarda hakikaten sahada, alanda ciddi başarıları da söz konusu. Şimdi orada Türkiye Petrolleri'ne aslında baktığımızda 2000'li yıllara kadar, hatta 2000 yıl öncesine kadar giden bazı faaliyetleri olduğunu da söyleyebiliriz. Zaten oradaydık diyorsunuz. Evet, biz oradaydık. Orada iki önemli petrol sahası var. Birisi Murzuk denen saha ki şöyle güney taraflarında, daha çok Libya'nın güney ve batısına düşen taraflardaki petrol üretim sahaları. Bir de Sirte'de adıyla anılan, petrol hilali olarak isimlendirilen bir bölge daha var. Orada da yine Libya'nın üretim sahaları söz konusu. Biz her iki tarafta da aslında arama üretimle alakalı bir takım faaliyetler yürütmüşüz. Bir kısmı arama safhasından sonra bir keşif olmadığı için sonlanmış. Bir kısmı üretime geçmiş. Fakat orada da özellikle 2011'de iç savaşın başlamasıyla birlikte de faaliyetlerimize ara vermiştik. Sadece biz değil, diğer uluslararası şirketler de tabii güvenlik sağlanamadığı için faaliyetlerini askıya almışlar, durdurmuşlar veya minimize etmişler. Biz orada oradaki çalışmalarımızı Libya Milli Petrol Şirketi ile birlikte yapmayı planlıyoruz. Geçmişte de zaten bu şekilde ilerlemiş. Ama bu arada tabii uluslararası petrol şirketleri de yine bu süreçte birlikte hareket edebileceğimiz petrol şirketleri de olabilir. Onu biraz zaman gösterecek.
Tabii biz şunu da hemen ifade edeyim. Yani oradaki petrol, doğal kaynaklar Libya halkının refahı ve kalkınması için. Kesinlikle burada sömürgeci değiliz. Böyle bir emperyal duygularla gitmiyoruz. Neyiz biz peki orada? Biz orada daha önce de olduğu gibi sahalarda ortaklık yapmayı planlıyoruz. Ondan zaten bu tip petrol... Herkesin kazanacağı formüllerle öyle mi? Aynen öyle. Kazan formülüne dayalı. Geçmişte de zaten orada şartlar belliydi. Şimdi tabii akılla şu gelebilir. Yani işte Afrika'da, Orta Doğu'da bazı ülkelerde zaten petrol endüstrisinin geçmişi neredeyse bir asıra dayanıyor. Ve bununla alakalı kurallar, mevzuat yasaları falan da son derece nettir. Bir de uluslararası petrol şirketleri buralarda olduğu için onların da bu projeleri finanse edebilecek şekilde kurgulanması gerekiyor. Yani hukuk güvenliği, üretim güvenliği, işletme güvenliği açısından baktığımızda hani bu alanlar çok belirsiz, bilinmez alanlar değil. Anladım. Baktığınızda. Herkes tabii oradaki şirketler de kazanmayacaksa böyle bir alana girmez zaten. Bunu da oradaki ne milli şirketler de, milli şirketler de biliyor. Dolayısıyla burada kazan mantığıyla hareket etmek gerekiyor. Bizim de amacımız tamamen odur. Evet. Onlardan da çok sıcak bir yaklaşım tabii, söz konusu. Onlardan da sıcak bir yaklaşım söz konusu. Belki çok fazla gündeme gelmedi ama aslında bizim orada elektrik altyapısıyla alakalı evet. Özel şirketlerimizin üstlendiği büyük projeler de var. Şu an en acil mesela konulardan geliyor, birisi. Evet. Konulardan birisi. Nitekim bu süre içerisinde iki tane büyük proje aslında tam hayata geçecekti. Fakat güvenlik dolayısıyla şu anda tamamlanamayan ama bugünlerde tekrar güvenlik biraz daha sağlanır, daha fazla da sağlanmaya başladı. Bugünlerde tekrar orada faaliyete geçecek iki büyük santral var. Bu da özellikle Trablus ve çevresinin elektrik arz güvenliği konusundaki sorunlarını büyük oranda çözecek iki proje. Bunların da yüklenicisi şu anda iki özel firmamız. Türk firması. Zaten Libya'da bu savaştan önce de baktığınızda iç savaştan önce de gerek altyapı gerekse üst yapıda ciddi anlamda müteahhitlerimizin aldığı yüklendiği projeler vardı. Yani o coğrafyayı hem işçimiz hem iş insanlarımız hakikaten biliyorlar, yakinen biliyorlar. Tecrübe edinilmiş sahalar. İnşallah en kısa sürede orada tekrar huzur hakim olur. Böylece iş insanlarımız da orada iş yapmaya giderler diye. Evet. Ümit ediyorum. Ümit ediyoruz. Peki. Şimdi Karadeniz'de Fatih sondaj araştırma gemisi faaliyet yürütecek. Oraya doğru da gitti. Karadeniz, siz de dediniz daha önce bir takım çalışmalar yapıldı. Bayağı da bir ümitlenilmişti hatta çıkacak mı petrol falan diye. Sonra bir şey olmadı. Umutlu musunuz Karadeniz'den? Şimdi şöyle Karadeniz'de en çok deniz yetki alanına sahip ülke kıyı uzunluğu dolayısıyla Türkiye. Hı. Hemen hemen şöyle Karadeniz'i gözünüzün önüne getirdiği zaman yarısı çünkü doğudan batıya en uzun kıyı bizde ve oradaki sorunlar da çok önceden de çözüldüğü için Akdeniz'deki bir tartışmalı bir alanda yok. Bir kere onu önce belirtmiş olayım. Orada daha önce Türkiye Petrolleri uluslararası ortaklarıyla birlikte yaklaşık 5-6 tane derin sondaj, 10 tane de sığ dediğimiz yani kıyıya yakın yerlerde sondajlar yapılmıştı. Türkiye Petrolleri'nin kendi sondajıyla Akçakoca'da aslında bir doğal gaz keşfi oldu, rezerv yakaladılar. Üretim de yapıldı. Artık oradaki üretim neredeyse bitmek üzere. Yani bizim Karadeniz'den, Batı Karadeniz tarafında evet böyle bir keşfimiz ve üretimimiz zaten var. Şimdi Karadeniz'den o açıdan biraz daha ümitliyiz. Şu anda Karadeniz'de ilk defa kendi milli sondaj gemimizle bu operasyonu yapacağız. Zonguldak açıklarında planlıyoruz. Tuna 1 adını verdiğimiz bir lokasyon burası. Fatih sondaj gemimiz de 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin kutlandığı gün biliyorsunuz Sayın çıkmıştı, Cumhurbaşkanımız tarafından uğurlanmıştı. Bazen, evet. Uğurlanmıştı. Şu anda Trabzon Limanı'nda o kule dikim işlemleri tekrar devam ediyor. Çünkü kule bizim yaklaşık 100-103 metre civarında. O boğaz köprülerinin altından geçerken de sökmek zorunda kaldık. Şu anda kule dikim işlemleri devam ediyor. İnşallah Temmuz ayının ilk yarısında biz oradaki ilk operasyona başlamış olacağız. Tabii Türkiye Petrolleri'ndeki uzman arkadaşlar hani sahanın bugüne kadarki elde edilen, sahadan elde edilen sismik verilerin umut var olduğunu söylüyorlar ama
demin de hani biraz önceki Akdeniz'e ilişkin vermiş olduğunuz, sormuş olduğunuz soruya verdiğim cevap marjında tabii bunları değerlendirmek gerekiyor. Tabii denemeden kesin bir şey söylemek mümkün değil. Çalışmalar başlasın. Sismik gelişmeleri tabii ki kamuoyuyla paylaşacağız. Evet. Sismik araştırmadan sonra geliyor sondaj faaliyeti. Keşif sondajı. Dolayısıyla bu ikinci bir merhale oluyor aslında. Evet. İkinci aşama. Evet. Yani arama döneminin ikinci aşamasındayız şu anda. Yani orada olma ihtimali yüksek deyince sondaj yapıyorsunuz. Evet. Değil mi? Aynen öyle anlıyorum. Aynen böyle. Karadeniz'de, Romanya'da mesela bazı keşifler oldu. Bize yakın sahalarda. Onlar mı buldu? Evet, onlar buldu. Bulgaristan'da yine bu tip sismik araştırmalar devam ediyor. Onu biliyorum. Ukrayna tarafında bazı çalışmalar var. Yani Karadeniz'e baktığınızda. Karadeniz'den böyle bir ümit varız. İnşallah niçin Akdeniz olmasın diyoruz. Yani orada da keşifler yakalayabiliriz. Zonguldak açıklarında başlayacaksınız. Zonguldak açıklarında, evet. Zonguldak açıklarında. Peki. Şimdi tabii karada da yapıyorsunuz değil mi? Yani hep denizler, Akdeniz, Karadeniz diyoruz ama karada yapılan petrol araştırmaları da var. Doğru. Tabii biraz kamuoyunun önüne bu sondaj, denizdeki sondajlarla çok sıkça gündeme geldiğimiz için ağırlıklı vatandaşımız da sadece denizde arıyormuşuz gibi algılayabilir ama tabii Türkiye Petrolleri neredeyse 70-80 yıldır aslında ağırlıklı karada çalışıyor. Orada da sondajlarımız devam ediyor. Mesela geçen sene biz yaklaşık 120 tane hem keşif hem de üretim amaçlı kuyu açmışız ki bunlar hemen hemen Türkiye Petrolleri tarihindeki rekor seviyedeki kuyularımız. Bu sene de bugüne kadar bütün zorluklara rağmen, içinden geçtiğimiz sürece rağmen aslında 44 kuyu açtık. İnşallah yıl sonuna doğru tabii bu rakamları daha da artıracağız. Peki bu sondajlarla ne yapıyoruz? Aslında yeni keşiflerimiz de oluyor. Onları da kamuoyuyla da zaman zaman paylaşıyoruz. Ve bu sene Türkiye Petrolleri günlük üretimde 53 bin varil seviyesine ulaştı. 53 bin varillik bir üretimimiz söz konusu. Yurt dışındaki ortaklıklarla birlikte Türkiye Petrolleri'nin günlük üretimi 150 bin varile ulaşmış oldu ama kendi sınırlarımız içerisinde 53 bin varile ulaşmış oldu. Bu tabii %5'e falan tekabül ediyor herhalde. Yani bu mi? Baktığınızda tabii yani Türkiye ihtiyacının işte %5-6'sı gibi söyleyebiliriz. Bir de tabii özel sektöründe aslında var arama üretim faaliyetleri. Onlarla birlikte baktığımızda bir 10 bin varilde 10-12 bin varilde onların üretimi var. Yani kabaca %6. Bir 65 bin varillik ortalama bir üretimden 60-65 bin varillik bir üretimden bahsedebiliriz. İşte bu da %6-7'lere denk gelir. Özel ve kamu baktığımızda. Biz şimdi özellikle son yıllarda sıkışmış kayaçların içerisinde sıkışmış gaz veya petrol nasıl çıkartırız? Bunun teknolojik araştırmalar içerisindeyiz. Aslında Güneydoğu'da petrol var ama ağır ve sıkışmış bir petrolden bahsediyoruz. Yani Diyarbakır, Adıyaman, Batman bizim buralarda yıllardır keşif yaptığımız, üretim yaptığımız sahalar. Evet. Yani şöyle bir Körfez'le kıyasladığımızda yani hem orada çok yüzeye yakın hem de petrol üretim verimlerinin çok yüksek olduğu sahalarla bizim sahalara baktığımızda görece maliyeti daha yüksek bir işlemden bahsediyoruz, operasyondan bahsediyoruz. Yani Suriye sınırının öbür tarafında da mesela orada petrol var çıkıyor, bizde yok. Acaba bu sınırlar böyle mi çizilmiş zamanında diye yani sorular da var ya. Doğru. Ben de ona inanıyorum açıkçası. Öyle mi? Yani o dönemde onlar dikkate alındığını düşünüyorum. Tabii böyle bir resmi bunu kayıt önemli yok. Önemli. Evet. Bu söylediğiniz önemli. Resmi bir kayıt yok ama o tarihlerde çünkü petrol yeni yeni işte bulunuyor, keşifler yapılıyor vesaire. O sınırların oradan geçmesi ister istemez insanın aklına bunu getiriyor. Evet. Şimdi biz işte şeyde kendi tarafımızda tabii şüphesiz bu işlemleri artırıyoruz. Yeni teknolojileri kullanıyoruz. Yeni teknolojilerden birisi de çatlatma yöntemi dediğimiz. Özellikle son 10-12 yıldır Amerika'da bulunan bir yenilik bu aslında baktığınızda. Diğer yöntemden farkı yani konveksiyonel, klasik yöntemden farkı. Burada düşey sondaj yaptıktan sonra ayrıca bir de yatay sondaj yapıyorsunuz yerin binlerce metre altında ve yüksek basınçlı suyla yerin altında sıkışmış
petrol ya da gazı çatlatmak suretiyle yüksek basınçta gevşetiyorsunuz ve daha rahat üretimini sağlıyorsunuz. Buna kanatma diyorlar. Bir yerde yaranın, anladım, kabuk bağlamış yaranın kanatılması gibi, evet, bir şey. Çok güzel bir teşbih oldu, evet, anlaşıldı. Bu oradan elde edilen üretimin artırmış oluyorsunuz. Biz şimdi en son Diyarbakır'da bu yöntemi denedik. Başarılı da elde ettik. Bulduk üretim, mu? Evet, bu şekilde, bu yöntemle üretim de başladı. Diğer klasik kuyulara göre burada üretim 5 kat 10 kat daha fazla olabiliyor. Yerine göre daha fazla yerlerde bekliyoruz. Şimdi yine aynı şekilde bunu Trakya'da deniyoruz. Orada da gaz sahalarında bunu deneyeceğiz. Böylece üretim artışını artırmayı çok amaçlıyoruz. Yani sözlerinizden de anlaşılıyor. Çok ciddi bir odaklanma var. Evet. Bundan sonrası biraz da tabii kısmet mi demek lazım? Şüphesiz. Yani tüm bilimsel verileri, yöntemleri kullanarak bunları yapacağız yani. Tabii ya nasip diyeceğiz şüphesiz, şüphesiz. Çünkü işin biraz da doğasında da bu var. Yani petrol sektörü kurulduğundan bugüne kadar baktığınızda böyle gelişmiş. Evet. Yani her kuyuda muhakkak petrol veya gaz bulacak diye bir şey yok. Yani istatistiki veriler şunu gösteriyor. Her 10 kuyudan bir tanesinde keşif amaçlı yapılan, evet, her 10 kuyudan bir tanesinde petrol veya gaz buluyorsunuz. Bu sadece Türkiye'de değil. Yani dünyanın muhtelif yerlerinde de bu oranı yakalayabilirsiniz, görebilirsiniz. Onun için biraz stratejik oluyor. Fiyatının belki işte oynaklığı, yüksekliği de aslında belki bundan, maliyetten kaynaklanıyor. Maliyetlerin ve risklerin fazlalığından kaynaklandığını, evet, gösteriyor. İnşallah dileyelim. Tabii bu konu çok önemli. Yani başta da ifade ettiğiniz, Türkiye ciddi anlamda enerjide açık veren bir ülke. Bu konuda yapılacak keşiflerin çok ciddi anlamda ekonomiye de, Türkiye'nin geleceğine de büyük katkıları olacağı çok açık. Elde hangi imkanlar varsa hepsi seferber edilmiş durumda. Sözlerinizden de bunlar anlaşılıyor. Şimdi bir başka konu, tabii yeni yerli ve yenilenebilir enerji meselesi. Bu konuda yani AK Parti hükümetleri döneminde son 18 yılda çok ciddi önem verildiğini biliyoruz. Enerji Bakanlığı'nın her daim öncelikli başlıkları, konuları, çalışma sahaları oldu bu konuda. Evet. Nedir son durum? Yani bir fotoğraf sunabilir misiniz bize bu konuda? Şüphesiz. Şimdi biz işte daha çok yerli, daha çok yenilenebilir derken aslında demin de ifade ettiğim gibi sadece doğal kaynaklarda değil, enerji, elektrik tarafında da mümkün mertebe yerli kaynakları daha fazla kullanmak gibi bir amacımız var. Çünkü biz petrol ve doğal gazı ve hatta bir miktar kömür de ithal ediliyor sanayi ve santraller için. Yıllık ortalama 40 milyar dolar civarında bir ithalatımız var. Şimdi bunu azaltmamız lazım. İşte onun için petrol arıyoruz, gaz arıyoruz. Varsa işte kömürlerimizi daha fazla ekonomiye kazandırmamız gerekiyor. Ve doğal olarak da yenilenebilir kaynakları da maksimum ölçüde kullanmamız gerekiyor. Her şeyini de etkiler bu. Dış politikanızı da etkiler, bağımsızlığınızı da, değil mi? Şüphesiz. Yani senede 40 milyar dolar demek. Şüphesiz. Yani işte enerjide bağımsızlık, biz güçlü Türkiye olmanın en büyük unsurlarından birisi olduğunu düşünüyoruz. Ve tüm ekibimizi de o şekilde motive etmeye çalışıyoruz. Özellikle hidrolik kaynakları açısından baktığımızda ülkemiz hakikaten zengin bir potansiyelde sahip. Bunun meyvelerini de almaya başladık. Yani son AK Parti hükümetleri döneminde, son 18 yılda piyasanın serbestleşmesiyle birlikte özel sektör, bu yabancı yerli ayrımı yapmaksızın söylüyorum, geldi Türkiye'ye, güvendi, geleceğine güvendi, hukukuna güvendi ve burada yatırım yaptı. Son 18 yılda elektrik sektörüne yapılan yatırımın tutarı, yani gerek üretim tesisleri, gerekse iletim dağıtım, yani şebeke anlamında baktığımızda neredeyse 100 milyar dolara ulaştı. Ciddi bir rakam. Evet. Ve bunun büyük bir kısmı da özel sektör eliyle de yapıldı. Ve biz işte her gün adeta bu kurulu gücümüzü artırıyoruz. Öyle söyleyeyim. Bunun da meyvelerini görmeye başladık. Belki yine bunda da bir tablo var, tabloyla yani gösterecek olursak. Evet, bir arkadaşlar yakınlaştırsa. Geçtiğimiz yıl yerli ve yenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payını %62 ile kapatmıştık. Bir önceki yıl %51'ler seviyesindeydi. Yani bir 10 puan daha yükseltmiş olduk. Bu sene şu anda ilk 5 ayda yerli ve yenilenebilir elektriğin üretimdeki payı %66'lar
seviyesine gelmiş oldu. Tabii yıl sonunda ne olur onu biraz da işte önümüzdeki 5-6 aylık süreç gösterecek ama yani geçtiğimiz yıldan daha iyi olacağını tahmin ediyorum. Yani savunma sanayindeki rakamlar gibi burada da yükseltiyoruz. Elektrikte. Elektrikte tabii. Her bir puanlık yerli ve yenilenebilir kaynaklardan üretimimizin bize yaklaşık 100 milyon dolarlık cari açığımıza pozitif katkısı olduğunu görüyoruz. Yani cebimizde kalıyor dövizimiz. Yoksa öbür türlü bunu işte gaz veya kömür yoluyla ikame etmek zorunda kalacaktık. Şimdi şurada herhalde görüyorsunuz. Görüyoruz. Bakın, yerli kömürde %16,5, rüzgarda %14,5, jeotermalde %5,3, hidrolikte %43,7'lik bir pay olduğunu, güneş özellikle son yıllarda dikkat ederseniz %7'lik bir pay almış. Biyokitte var, işte biyogaz dediğimiz atıklardan elde edilen enerji ve diğerleriyle birlikte baktığımızda burada bir %66'lık payı görebiliyoruz. Burada ise özür dilerim, burası tabii o 24 Mayıs'ta bizim ilan ettiğimiz rekor %90'lık o gün biz elektriğimizin %90'ı yerli ve yenilebilir kaynaklardan etmiştik. Bu o güne ait veriler. Bu da son 5 aydaki diğer verileri içeriyor. Ortalamayı içeriyor %66'lık. Mesela biz jeotermalde yine Avrupa'da birinci durumdayız kurulu güç açısından. 1600-1700 megawattlar var. Dünyada da 3. 4. sıradayız. Burada da ciddi bir atak yaptık. Lisanssız mesela son dönemde ciddi bir gelişim gösteriyor. Şu anda lisanssız kurulu güç yani bizim vatandaşlarımızın evlerinin çatısında veya iş yerlerinin çatısında kurduğu lisanssızda bile şu anda biz 6000 megawattları geçmiş durumdayız. Ve bu son 2-3 yılda gerçekleşti. Onu teşvik ediyor musunuz? Ediyoruz. İnsanlara çatınızda şüphesiz kurun. Bununla alakalı mevzuatı da sadeleştirdik, basitleştirdik. Yani 3-4 evrakla, bilgiyle sizler de işte evinizin çatısında veya bir iş yeriniz varsa iş yerinizin çatısında bunu yapabilirsiniz. Elektrik faturası kendi elektriğinizi ödemeyiz. Kendiniz üretmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla elektriğe ödediğiniz bedelleri azaltmış olacaksınız. Ve bu işin tabii bir miktar yatırım kısmı var, ilk yatırım ama bizim yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. 5 ila 7 yıl arasında geri dönüşü kendini var. Amorti ediyor. Öz tüketiminiz ne kadar daha yüksekse amorti etme süresi de o kadar kısalmış oluyor. Burada çalışmalarımız devam edecek. Bu sene Yektem 2020 yılı sonu itibariyle sona erecek. Teşvik dönemi sona eriyor. Farklı bir yönteme geçeceğiz. Yine devam edecek. Farklı bir modelle devam edecek. Öyle tahmin ediyorum bu sene de yine özellikle bu haktan yararlanmak isteyenler yani mevcut kanundaki bu haktan yararlanmak isteyenler yıl sonuna doğru yoğun bir performansla bunu ortaya koymuş olacaklar. Bu bahsettiğim lisanslı kurumsal yatırımlar kurumsal için. Yatırımlar için. Öbürü zaten halihazırda açık. Onda bir engel yok. Herkes bunu rahatlıkla kurabilir, yapabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki yani burada altını çizeceğimiz husus herhalde yine yerli yenilenebilir enerji konusunda giderek rakamın yükselmesi, yerleşme rakamının yükselmesi her bir puan artışta 100 milyon dolar cari açığı azaltan bir katkısı oluyor bunun. Evet. Giderek de artıyor. Giderek de artıyor. İnşallah gönül ister ki bunun tamamını yerli kaynaklarımızla yapabilelim. Tabii burada şunun altını çizmekte fayda var belki. Yani yenilenebilir temiz enerji kaynakları kesintili kaynaklar. Şimdi şu anda buradaki rüzgarın seviyesi birkaç saat sonra farklı olabilir, tabii. Düşebilir. Güneş gündüzün var bir potansiyel içeriyor ama akşamları yok. Su, yağışlı sezonlar, kurak sezonlarda falan. Demek ki kaynağa bağımlı, meteorolojik koşullara bağlı bu kaynaklara %100 güvenerek bir sistemi ayakta tutamazsınız. Biz şimdi şu anda vatandaşımızın ya şu anda rüzgarın şiddeti azaldı, lambalarımızın yarısını söndürün diyemeyiz. Bunu ne yapmamız lazım? Konveksiyonel, klasik kaynaklarla yani doğalgaz, kömür kaynaklarıyla yedeklememiz gerekiyor. Anladım. Biz ona baz yük santraller evet. diyoruz. Önce bütün bu yenilenebilir kaynakların ürettiği elektriğin hepsini alıyoruz. Evet. Ne kadar açığım kaldı? İşte 5000 megawatt, 10.000 megawatt. Orada da bu kömür ve doğalgaz santralleriyle de o açığı tamamlıyorum ki vatandaşlarımız, 83 milyon vatandaşımız evinde, iş yerinde herhangi bir kesintiyle karşılaşmasın. Evet. Bu peki yani 40 milyar dolar enerji
biraz üretim de arttığı için mi bu kadar arttı? Bu açık, yüksek bir açık değil mi yani? Tabii şöyle, AK Parti hükümetleri döneminde baktığımızda biz ortalama her yıl yüzde, ya yani ortalama olarak %5'ler seviyesinde büyüyerek gelmişiz. Yani ekonomik gelişme açısından. Ve bizim kullanılan enerji, sarf edilen enerji de artıyor. Dolayısıyla sarf edilen, kullanılan enerji de hemen hemen her yıl o oranlarda büyüyor. Bizim işte ülkenin büyümesine paralel olarak arz tarafında da, iletim ve dağıtım tarafında da o yatırımları yapmamız lazım. Ve bu yatırımlar 5 yıldan önce de realize edilemediği için bizim şu andaki planlamalarımızın hemen hemen tamamı önümüzdeki 5-10'lu 20'li yıllara dönük olmak zorunda. Öyle bir uzun planlama vadeli dönemi var. Yani orta uzun vadeli planlama dönemi söz konusu. O yüzden de son derece yani stratejik bir bakanlık, enerji bakanlığı böyle. Şimdi biraz madenler konusunda ilerlemek istiyorum. Altın konusu mesela benim çok ilgimi çekti. Bu programa hazırlık yaparken evet. 2002'de hiç altın üretilmiyormuş Türkiye'de. Şimdi geçen yıl 2019'da 38 ton altın üretildiği bilgisi var elimizde. Biraz bunu hem bu kapasite hem de ileriye dönük hedefler açısından konuşmak isterim. Yani 38 ton altın ne ifade ediyor mesela? Evet. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz Mehmet Bey. 2000 yılından önce, 2002'den önce altın üretimimiz hemen hemen yok gibiydi. Ama 2000'li yılların başıyla birlikte bu altın arama ruhsatları hem kamu hem özel sektöre açıldı ve bundan dolayı da üretim artışlarını görüyoruz. Şöyle bir grafiğimiz var yine onunla alakalı olarak hazırladığımız. Burada bakın dediğiniz gibi yani grafiklerde de rahat görüyorsunuz. Yakınlaşsın. Şimdi 2000 yılında sıfır. Bunlar ton rakamları. Evet, başlıyor 2001, 2002'den itibaren. Bir ara 33 tonlara kadar gelmişiz 2013 yılında. Zaman zaman düşüşler, azalışlar var. Onları birazdan izah edeceğim. Ama geçtiğimiz yıl 2019'da 38 ton üretimi görmüşüz. 2020 yılı üretim hedefimizde 45 ton. Tabii bu pandemi dolayısıyla bir miktar üretimde kayıplar, azalmalar var ama sektörle de görüşüyoruz. İnşallah önümüzdeki yarı yılda yani ikinci yarı yılda o açığı telafi edecek şekilde çalışmalarımızı da yürütüyoruz. 38 ton kaç para ediyor? 30 yani şimdi şu anda bir kilosu yaklaşık 400 bin lira falan yani çarpmak lazım. Yani aşağı yukarı yani milyon, 385 lira gramı. Evet. Dolayısıyla yaklaşık 2 milyar dolar civarında bir rakamdan bahsedebiliriz. Evet. Değerini 38 tonun. Bir yılda yani 2019'da yaklaşık 2 milyar dolarlık altın çıkardı evet, Türkiye. Türkiye. Bu yani çıkartmasaydık bunu da tüketiyorsak eğer tabii, ithal edecektik. Dışarıdan gelmiş olacak. Buna rağmen yurt dışından ithal ediyor muyuz? Evet ediyoruz. Yani milletçe tabii altın ziynet kuyum işini de seviyoruz. İşte düğünlerimizde, özel günlerimizde hediye yapılıyor. Hatta bazı vatandaşlarımız açısından bir tasarruf aracı baktığınızda. Onun için biz aşağı yukarı son yıllar ortalamasına baktığımızda 130-150 ton civarında da tüketim var öyle mi? İthalatımız var. Yani bir bu kadar yurt dışından gelen yurt ithalat. Dışından. Ve yaklaşık 7-8 milyar dolar da ithalatı, altın ithalatını bir bedel ödüyoruz. Bu böyle artarak, sıçrayarak gidecek mi bu peki? 38-45. Şimdi bizim hedefimiz tabii bu bunu böyle üçlü hanelere getirmek. Yani en kısa sürede ama altın işinde tabii yatırım dönemi çok hakikaten meşakkatli ve uzun. Aynı biraz önce petrolde bahsettiğim gibi bir sahanın keşfiyle birlikte üretime geçmesi için en az 5-6 yıl hatta 8-10 yıla ihtiyaç oluyor. Yatırım tutarları da çok yüksek burada bu tip tesisleri yapmak için. En az 100 milyon dolarla bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu yerine göre 1 milyar dolara kadar çıkabilen bir yatırım tutarı söz konusu. Tenör dediğimiz oran önemli. Tabii yani hangi sahada ne kadar altın var. Şu anda tenör hani 1 dediğimiz işte 1 tonda 1 gram altını bulmak için orada madencimiz çalışıyor. Tabii piyasada altının değeri arttıkça da bu tenör değerleri belki işte 0.5 grama kadar ekonomik olabilecek. Bazen altının değeri düşüyor. O zaman
sahalar ekonomik olmaktan çıkıyor, durduruluyor. Bu biraz bu fiyat ve maliyet ilişkisi, piyasa ilişkisi bunları şey yapmış oluyor. Ama bu da petrol gibi düzenli bayağı şimdi önemli bir şey yani. Petrol kadar. Son derece stratejik çünkü demin bahsettim sadece vatandaşlarımız değil, dünyada merkez bankaları da adeta bir rezerv para gibi bunları şeylerinde, stoklarında tutma eğilimindeler. İnşallah bundan sonra da bu şeyimiz artacak. Türkiye'de peki ne kadar potansiyel var derseniz. Evet. Yani 6500 ton civarında bir potansiyelimiz var ama bunun ancak 1500 tonu rezerv olarak elimizde duruyor. Demin bahsettiğim nedenlerden dolayı. Bunun ekonomik olup olmaması biraz da piyasadaki fiyatlarla ilgili bir durum. Kullanılan teknoloji de son derece modern. Yani bugün Kanada'da, Avustralya'da, İsveç'te, Amerika'da hangi tekniklerle altın madeni üretiliyorsa Türkiye'de de aynı tekniklerle üretiliyor. Yerli yatırımcılar var, yabancı yatırımcılar var, yerli yabancı ortaklıklı yapılar var. Son derece modern ve güvenli bir şekilde bu faaliyetler yapılıyor. Böyle altın meselesi, altın üretim meselesi en son mesela Kaz Dağları'nda bunu gördük. Onun öncesinde yine hafızamızda ve Bergama'da falan böyle köylülerin eylem yapması vesaire. Hani altın çıkartılan yerlerde doğa tahrip ediliyor diye bir şey de var. Bir muhalefet diyeyim ben buna. Bunun arkasında başka bir politika, başka bir strateji olduğunu düşünüyor musunuz? Yoksa gerçekten çevre duyarlılığına dayalı bir muhalefet biçimi mi bu? Şöyle söyleyeyim Mehmet Bey. Sadece tabii altın için değil, yani madencilik faaliyeti anlamında ifade etmekte fayda tabii var. Başka yani şimdi bizim maden, her yerde biz madencilik araması veya üretimi yapamıyoruz. Yani şehrin içerisinde yapamıyoruz. Belki şimdi bulunduğumuz mekanın altında da arasak maden bir şey çıkabilir. İşte tarıma açık alanlar var, orada belli kısıtlarımız var. Korunan alanlar var, milli parklarımız, doğa parklarımız, turizm alanlarımız, sit alanlarımız, yani bunları genelde baktığımızda en az 8-10 tane korunan alan var. Buralarda zaten madencilik faaliyetini ne biz ne de ilgili kurumlar izin vermiyor. Dolayısıyla baktığınızda ciddi anlamda kısıtlı bir alanda çalışıyorsunuz. Soru şu olabilir, peki madencilik faaliyeti ormanlık alana denk gelirse ne oluyor? Orada da onların kendi orman idaresinin kendi mevzuatına göre belli izinleri var. Yani bir ağaç kesimi gerekiyorsa başka bir yerde dikim mecburiyetleri var. Sonra o saha bittikten sonra tekrar rehabilite edilmek zorunda. Böyle baktığınızda evet, belki bir madencilik faaliyeti esnasında bir miktar görüntü bozuluyor ama telafisi yapılıyor, rehabilite ediliyor. Duyarlılığı korumak da önemli tabii. Kesinlikle. Benim sorum kesinlikle o anlamda değil. Yani maden de bizim diyoruz, çevre de bizim. Tabii. Kurallara uygun olarak bu iş yapılırsa güvenli ve çevreci bir madencilikle biz ekonomimize de ciddi katkı sağlarız. Şimdi bununla alakalı görsellerim de var, onu da göstereceğim. Tabii maden tarafında aşağı yukarı bizim 130-140 bin civarında bir istihdam da sağlıyoruz. Doğrudan istihdam. Dolaylı olarak baktığınızda bunu en az 5-6 ile çarpmanızda fayda var. Yaklaşık da 7-8 milyar dolar civarında bir sektörün büyüklüğü söz konusu. 4-5 milyar dolar bir ihracat yapabiliyoruz. Ama buna karşılık ithalatımız hala söz konusu. Tabii maden deyince akılla böyle taş toprak biraz da insanın aklına geliyor ama aslında biz sanayinin ihtiyaç duyduğu ham maddeyi üretiyoruz. Hatta işte bulunduğumuz mekanlarda evimizin sıvasında kullanılan çimentosu, kireci, tuğlası, demiri, çeliği, bunların hepsi yerin altından çıkan bu maden cevheriyle ve ham maddesiyle üretiliyor. Kullandığımız günlük ev eşyalarının büyük bir kısmı camdan, efendim çelik aksama kadar bunların hepsini biz bu şekilde üretiyoruz. Dolayısıyla burada özellikle yani bazı vatandaşlarımızın bu konuyu gözden kaçırmaması gerektiğini de ifade etmek istiyorum. Bu anlamda yani güzel rehabilitasyon örnekleri de var. Belki yine şurada şu şekilde ifade etmekte fayda var. Örneğin bir Kastamonu'da bir bakır madeni. Önceki halleriyle. Üsttekiler. Evet, önceki hali. Sonradan bakın
Orada madencilik faaliyeti bitmiş, ağaçlandırma başlamış. Keza sol tarafta yine bir madencilik faaliyeti esnasında görülen bir operasyon. Ama bittikten sonra yemyeşil hale getirilmiş. Bunlar zaten yasal mevzuat ve biz de bunları denetliyoruz. Yine bir başka örnek kömür. İstanbul biliyorsunuz şu anda özellikle havalimanının olduğu yerler eskiden kemer kömürünün üretildiği sahalardı. Doğru. Yani bundan bir 25-30 sene öncesine gittiğinizde. İşte bakın nereden nereye gelmiş. Aynı şekilde. Oradaki işi bitince eski haline getiriyorlar. Getiriliyor. Tabii rekreasyon projeleri hazırlanıyor. Çukurluk alanlar yine böyle uygun göletler yapılabiliyor. Her coğrafyaya uygun tabii proje çalışmak gerekiyor. Yani gidip rastgele de böyle yapamıyorlar ama değil mi? Tabii. Ya yani bunun bir mevzuatı, hukuku, kuralları var. Sınırlamaları söz konusu. Şüphesiz. Şimdi ormanlık alanda madencilik faaliyeti yapıldıysa eğer zaten terk etmeden evvel orman idaresi geliyor. Eski fotoğraflar, görüntülerde var. Oradaki bitki örtüsü neyse ona uygun ağaçlandırma projesi bir istiyor ve yapılıyor. Bir hoyratlık yok burada yok. Diyebiliyor muyuz? Yani eğer burada tabii şu da var. Vatandaşlarımız da sizin aracılığınızla söylemiş olalım. Bu şekilde doğayı tahrip edercesine bir durumla da karşılaştığında çekinmeden bize orman idaresine, çevre yetkililerine de söyleyebilirler. Biz de gidiyoruz zaten eğer bu şekilde bir özensiz çalışma durumu söz konusuysa ya mühürlüyoruz, ceza kesiyoruz, bunları da yapıyoruz. Yani zaman zaman bu tip hadiselerle karşılaşabiliriz. Çünkü binlerce alan bahsediyoruz. Yani Türkiye'de 13 bin üzerinde maden ruhsatı var ve faaliyet yapılıyor. Özetle burada işte maden yeraltı kaynaklarını da sonuna kadar değerlendirelim ama çevreyi de kurallara uygun olarak kullanalım istiyoruz. Anladım. O konudaki o duyarlılık da son derece önemli. Çevre konusunda, yeşil konusunda işte yani şu yani yaptığımız yer bile ne kadar Ankara'nın ortasında güzel bir oksijen imkanı sunuyor insanlara. Şimdi burada sehpanın üstünde bir şey var. Onu sanıyorum o da nadir toprak elementleri ile ilgili. Şöyle plaket gibi duruyor. Şimdi plaket gibi duruyor ama değil. Bunlar tabii baharat da değil. Şimdi biraz önce tuzluk da tuzluk değil. Da değil. Bunlar içerisinde ne var? Şimdi nadir toprak elementleri, diğer adıyla nadir toprak oksitleri, özellikle adından da anlaşılacağı üzere yer kürede dünyada hakikaten nadir bulunan, elde edilmesi zor ama o kadar da kritik teknolojilerin üretiminde ham madde olarak ihtiyaç duyulan malzemeler kıymetli bunlar. Kıymetli elementler. Kıymetli elementler. Adeta altın gibi kıymetli elementler. Öyle mi? Hatta daha az bulunabiliyor bazıları. Şimdi burada şöyle söyleyeyim. Bunlar daha önce, ben onları da şimdi birazdan söyleyeceğim. Bunlar şu anda da biz büyük oranda endüstrimiz, sanayicimiz ithal ediyor. Burada da Çin biraz tekel durumunda. Yani hem bu kaynaklar hem de elde edilmesi, üretilmesi açısından. Hatta bazı batılı ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı falan da açıkladı biliyorsunuz. Bu nadir toprak elementlerinin kendileri için de son derece stratejik olduğunu ve Çin'e bağımlı olduklarını, bu bağımlılığı azaltmak için tedbirler alınması gerektiğini biliyorsunuz. Trump Amerika'daki söyledi. Yetkililer de söylediler. Tabii şu anda bizim hani bu elementlerin elde edilme ithalatında herhangi bir kısıtımız, sıkıntımız yok ama şunu rahatlıkla ifade edeyim. Bunlar kendi topraklarımızda var belli bir kısmı. Onu da rahatlıkla üretebilecek duruma gelmemiz lazım. Bunun için de biz 2 sene önce nadir toprak elementleri araştırma enstitüsünü kurdurdunuz. Orada çalışma var. MTA'nın yine bunlar da herkese, onun ürünleri mi şimdi? Evet, bu, şimdi burada MTA ile NATE'nin birlikte yaptığı bir çalışma. Bu vesileyle tabii ben MTA'daki arkadaşlara da hakikaten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü uzun bir süreçlerden sonra bunlar elde edildi. Yani siz şimdi biz uzmanı değiliz. Hani toprak görüyoruz ama o toprağın içerisinde onlarca mineral var. Tabii. İşte onu bulup ayrıştırmak, üretmek gerekiyor. Bunun içerisinde uranyumdan toryuma kadar aşağı yukarı onun üzerinde bir elementten bahsediyoruz. Ve hakikaten de son derecede değerli ürünler bunlar. Yani kilosu 2 dolardan 200 dolara kadar değişen fiyatlarda kendi ürünlerden ve kilosu. Kendi ihtiyacımız için mi kullanılıyoruz yoksa ihracat? Şu anda biz bunların pilot olarak laboratuvar şartlarında üretimini gerçekleştirdik. Sivrihisar daha bölgesinde pazara çıkmadı çıkmadık. Yani. Sivrihisar, Eskişehir'de
Etimaden'in bir sahasındaki elde edilen nadir toprak elementlerinden ayrıştırdık. Burada gördüğünüz gibi yaklaşık 6 tane elementi ayrıştırma imkanına kavuştuk. Bunu pilot olarak laboratuvar ölçeklerinde. Tabii endüstriyel ölçeklerde bunun üretimi için de şu anda bir çalışma başlatıyoruz. Ve en kısa süre içerisinde inşallah bunları artık şu anda laboratuvar ölçeklerinde gramlar seviyesinde elde ediyoruz. Ama bunu kilogram ve tonlar seviyesinde üretebilir hale gelmemiz gerekiyor. Bu teknoloji de dünyada birkaç ülkede var. Biz şimdi bu teknolojiyi de artık kendimiz geliştirmek arzusundayız. Ben Türkiye'deki mühendislere, araştırma insanlarımız da bu anlamda bunu da başarabileceğimize de inanıyorum. Sanayimiz de o anlamda güçlü. İnşallah en kısa süre içerisinde bundan artık seri üretiminin yapılabileceği fabrikaların müjdesini de sizlerle paylaşırız. Bunlar tabii yani bu yerlileşme, millileşme motivasyonu değil mi? Bunların ürettiği bu motivasyonla buna kafa yorarak ortaya şüphesiz çıkan çıktılar bunların hepsine. Şüphesiz. Böyle bakmak lazım sana. Bir de Borel var yine değil mi? Evet, Borel özellikle efendim bu Covid sürecinde biliyorsunuz Covid'le önlemler kapsamında o dönemde sağlık personelimiz biliyorsunuz işte temizlik, el dezenfeksiyonu çok önemli dedi ki nitekim şimdi artık Sayın Cumhurbaşkanımız bunu temizlik, maske, mesafe olarak da kısalttı tamam şeklinde. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız da bir video konferans toplantısı, görüşmesi esnasında bu konu gündeme gelmişti. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bunu süratle hemen üretelim ve insanımızın hizmetine sunalım dedi. Biz de o talimattan alır almaz da arkadaşları zaten Ar-Ge'si bitmiş bir çalışmaydı. Dedi ki seri üretime süratle geçelim ve Borel adını verdiğimiz antibakteriyel, antiviral ve antifungal yani bakterilere, virüslere ve mantara karşı etkili bir ürün geliştirmiş oldu. Piyasadaki tabii ürünler o dönemde biraz da özellikle ciltte vesaire tahriş yapıyor, şikayetleri de çoktu. Arkadaşlarımız özellikle bunun içerisinde cildi tahriş etmeyecek mineralleri ve katkıları da eklemek suretiyle işin içinde tabii bor da var. Böyle bir çalışmayı yaptılar, tamamladılar ve neredeyse 4,5 milyona yaklaşan adette de bir satış söz konusu oldu. Hatta son dönemde şimdi yurt dışından da çok yoğun talepler geliyor. Belki bir yakın bir tarihte ihracatına da başlayacağız. Tabii bu şu anda şişede işte bu biraz el tipi işte çantalarda falan taşınabilecek olan kısmı ama şimdi arkadaşlarımız çalıştılar. Biliyorsunuz bu hafta sonumuzda öğrenci arkadaşlarımıza da bu vesileyle başarılar dileyelim. Şu anda onlar ter döküyorlar. ÖSYM'den gelen talebi Etimaden'deki arkadaşlarımız böyle bir inovasyonla diyelim bir yenilik geliştirdiler ve Borel'in içerisindeki bu sıvı içeriği bu ıslak mendilin içerisine yedirmiş oldular. Dolayısıyla şu anda bunu kullandığımızda sınavdaki öğrencilere de el hijyeni açısından veya oturdukları mekanla alakalı bir hijyen temizlik gerekirse rahatlıkla bu el mendille ıslak mendille gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Ben arkadaşlarınız yayından önce bana da ikram ettiler. Çok güzel de bir kokusu var. Bayağı hoşuma gitti. Evet, dolayısıyla Borel'de böyle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ortam dezenfeksiyonuna ilişkin bir çalışma yapıyorlar. Yine el için biraz daha spreyli talepler geldiği için pazardan onunla alakalı bazı çalışmaları var. Daha önce biliyorsunuz yine bor katkılı temizlik ürünlerimiz vardır. Çamaşır doğru, temizlik deterjan ürünlerimiz. Onların satışları zaten devam ediyor. Yine orada ihracat da başladı. O açıdan yani bu ürünler doğal ürünler olduğu için özellikle insan ve çevre sağlığı açısından da tabii son derece önemli. Vatandaşımız da bu konuda gittikçe de bilinçleniyor artık. Daha temiz çevreye ve insana etkilerinin en az olduğu ürünleri tercih etme yönünde ciddi bir eğilim de var. Bunu da biz yakinen müşahede ediyoruz. Şimdi son olarak bir 4 dakikamız kaldı. Bu nükleer enerji meselesini sormak istiyorum. Tabii Türkiye'nin bir yarım asırlık rüyası bu. Daha fazla hatta
Ta rahmetli Menderes dönemlerinde falan da bu konularda çalışmalar yapılmış ama hayata geçirilememiş. O nedenle, bu nedenle bu konuda somut adımlar atıldı. Evet. Rusya ile özellikle birlikte. Hangi durumda Türkiye'de nükleer enerji konusunda Türkiye'nin geldiği nokta nedir? Bu serüveni hangi istikamette ilerliyor diye sorayım. Evet. Şimdi biliyorsunuz 2 yıl önce bunun temelini Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin birlikte atmışlardı. Hakikaten Türkiye'nin asırlık projelerinden birisi, hayali bu vesileyle gerçeğe dönüşecek. Çalışmalar devam ediyor. Pandemi döneminde tabii yurt dışından bazı uzmanların geliş gidişinde bir takım bu izolasyon, tecrit ve karantina ile alakalı bazı yavaşlamalar oldu ama onları da en kısa süre içerisinde açtık. Şu anda tam kapasite sahada çalışma devam ediyor. 4 ünite olarak planlanmıştı. Her bir ünite 1200 megawatt. Bittiğinde 4800 megawattlık bir nükleer güç santralimiz söz konusu olacak. Şu anda birinci ünitenin core catcher dedikleri bu bir sızdırmazlık kabı montajı devam ediyor. İkinci ünitenin temeli atıldı. Lisanslama çalışmaları tamamlandı. O da devam ediyor. Bir taraftan da 3. ve 4. üniteyle ilgili lisanslama ve inşaat öncesi hazırlıklar da yine devam ediyor. Orada tabii biliyorsunuz proje şirketi Rusya'ya ait Rosatom şirketi. Ne zaman? 2023'te inşallah devreye girecek. 2023'te ilk üniteyi devreye almayı planlıyoruz. Ne kadar bir katkısı olacak Türkiye'de? Şöyle söyleyeyim, yani oradaki santral tam kapasite devreye girdiğinde bugünkü kurulu gücün bugünkü elektrik tüketiminin yaklaşık %8-10'unu karşılayacak bir potansiyelde olacak. Bugünle kıyasladığımızda ama 2023 itibariyle o günkü taleplere bakıp belki yeniden bir hesaplama yapmak gerekebilir. Gerek. Ama bugünden baktığımızda bugün devrede olsaydı Evet. Elektrik ihtiyacımızın %8-10'unu o santralden yani 4 ünitenin tamamı devreye girdiğinde alabilir hale gelecektik. Çok teşekkür ediyorum bize vakit ayırdığınız için. Bu güzel mekanda ayrıca bizi ağırladığınız için. Sağolunuz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Aracılığınız vasıtasıyla bizi izleyen tüm vatandaşlarımıza iyi günler diliyorum. Enerjileri bol olsun inşallah. Sağolunuz. Teşekkür ederim. Hayırlı günler. Efendim sağ olun. Bu hafta Başkent Kulisi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez konuğum oldu. Sorularımızı sorduk, cevaplarımızı aldık. Kanaat oluşturma hakkı elbette sizlere ait. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.